Tekeriz'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Çanakkale'deyiz. Motosikletlerimizle çıktık bugün. Yunanistan turunun ortalarına yaklaştık. Aynen, ortalarına yaklaşmadık canım, daha çok gezeceğiz. Yani Yunanistan turu için yola çıktık Bursa'dan. Evet. Şu an Çanakkale'deyiz. Evet. İşte karşıya geçeceğiz, Gelibolu tarafına. Bakalım. Başlangıcımız böyle oldu. Şu an böyle etrafı gösterelim biraz. İşte burada arabalar park ediyor. Bizim motorlarımız hemen şurada. Şu arabanın arkasında. Böyle biraz ilginç bir feribot. Şimdi buradan şeye doğru gideceğiz. İpsala sınır kapısına doğru. Oradan da bugün Bulgaristan'a geçeceğiz. Orada bir gece kalacağız. Sonra sabah yine işte Yunanistan falan gezeceğiz. Birkaç bir yere gitmeyi düşünüyoruz, böyle güzel bir yere. Gittiğimiz yerlerden de güzel videolar çekeriz inşallah. Yani güzel kaydeler almaya çalışacağız. Yani bildiğimiz kadarıyla anlatırız. Aynen. Görülmesi gereken diye düşündüğümüz yerleri de çekip sizin de görmenize. Yani biz daha çok böyle doğa falan seviyoruz genelde. Hani aynen. Doğa, yani orman olur böyle. Milli parklar olur. Dün dedim, ulan dedim, acaba böyle deniz havuz falan bir şeyler yapar mıyız? Deniz şortu koyacaktım. Sonra dedim boşver, salla. Biz canım istemedi. Yani aynen. Denizci değil de daha çok böyle aynen. Ormancı. Biraz şöyle bir dağ havası alacağız. Bu sefer bisikletten farklı motosikletlerimizle çıktık. Hatta şurada iki tane böyle turcuyla rastladık, yolda selamlaştık. Şimdi aynı feribota bindik. Hani karşılaştık, yine bir muhabbet de etmeye çalışırız. Aynen. Nereden geliyorlar acaba? Aynen. Aynen, nereden geliyorlar acaba? Şey, böyle hani bir işte kız erkek, böyle çift herhalde bunlar. Tandem miydi bisiklet? Tandem. Bayağı hızlı geçtik şey yapamadın Yolda görmüştük işte. Selam verdik aynen. Ya bir de yol da düzdü. Evet. Güzel oldu yani. Arkadaşlar bir şekilde hem tandem bisiklet döner, hem de böyle bayağı uzun, böyle arkadan taşıma römorkuyla. O zaman görüşürüz. Tekrardan selam arkadaşlar. Bugün konaklayacağımız yere geldik. Aslında bir terk edilmiş bir köy diyebiliriz. Yani çok az insan yaşıyor köyde. Az insan ama çok şey ya bence. Ne? Böyle manzarası çok güzel. Ya manzarası güzel. Havası süper. Manzarası güzel. Çok az insan yaşıyor. Bu akşam burada kalacağız. Benim dedemin mekanında. Yarın birkaç yere gideceğiz işte. Böyle turistik demeyeyim de hani güzel minik kasabalar var birkaç tane. Evet. Onlara gideceğiz. Bir tane de milli park tarzı böyle korunan bir yer var. Oraya gideceğiz. İşte bu turda hani gittiğimiz güzel yerleri size de çekmeye çalışacağız. Yarınki rotamız Arduino kasabası ve Belibrezi diye bir yer. Burasının ismi neydi? Burasının Simces. Bulgarca ismi, Türkçe ismi Duranbeyler köyü. Burası nereye bağlı? Kırcaali şehrine bağlı. Kırcaali. Aynen öyle. İşte yarın gideceğimiz yer de oraya bağlı olacak. Şöyle bir manzarayı göstersene biraz. Manzarayı. Aa, şurada minik bir ev var. Aa, şurada var evler. Hani tek değil, şu bak sağa solda var bir evler. Aynen. Aslında yolda sınırda falan da çekecektik ama çekmedik. Çekemedik. Çok sıcak da ama bunu ya, aldık. Sıcak, yoğunluk, böyle yapalım, halledelim, çok geçelim. Çok da sıra vardı aynen. Bir de böyle biz aralara falan kaytardık hani şeyle, motoruz diye. Hani onun da biraz şey yani, kimse görmesin falan. Evet. Biraz çakallık yaptık ama o sıcakta da beklenmez yani. Sonuçta klimamız yok, bir şeyimiz yok. Kaskın altında çok sıkıntı. Bir de mont falan yes, yes, yes. Derken
İşte geldik, Yunanistan'dan girdik İpsala'dan. İşte sonra Bulgaristan sınır kapısına geldik. Bugün burada kalacağız. Birkaç gün buralarda yorgunluğumuzu atalım. Sonra tekrardan Yunanistan'a gideceğiz. Orada biraz turulacağız. Orasını hiç bilmiyoruz yani. Burasını yine az çok biliyoruz ama orada hiçbir bilgimiz yok. İnternetten işte gidenlerden duyduğumuz kadarıyla güzel yerlerini, güzel... Gerçi güzel yer derken bizim için önemli şey güzel asfalt. Güzel asfaltı olan yerlerde birkaç tur atacağız. Aynen. Hatta burası bile çok güzel. Yani burasının asfaltını öyle çok seviyorum. Asfalt çok eski ama tutuyor garip bir şekilde yani. Şeyi güzel herhalde, malzemesi güzel. Hani yamalı yerleri de var zaman zaman ama güzel tutuyor yani. Güzel ya Allah. Sonra burada nereleri gezeceğiz? Pamporovo kayak merkezi var. Birkaç yılda bir Balkan şampiyonası, bisiklet yarışlarının yapıldığı parkur. Balkan şampiyonasının düzenlendiği parkur. Oraya gideceğiz birkaç gün sonra. İşte orada da yine videolar çekeriz. Yani şimdilik bu kadar. Aslında burada çok büyük bir olay yok. Hani terk edilmiş bir köy. Yani köyün tamamı Türk. Zaten bu bölgenin tamamı Türk aslında. Hani şöyle söyleyeyim. İnsan kendini yabancı bir ülkedeymiş gibi hissetmiyor. Yani karşıdan araba geliyor, bakıyorsun 16 plaka, bakıyorsun 34 plaka, bakıyorsun 35 plaka. Hani bir şeylik olmuyor. Yani. Aynen. İşte burada bir Türk köyü. İşte hatta cami falan da var. Hani ezan bile okunuyor. Evet. Böyle şey yani. Türkiye gibi. aynı Türkiye. Hiçbir fark yok. Evet. İnsanlar Türkçe konuşuyor falan. İşte yine köyden birkaç görüntü de çekeriz. Hani terk edilmiş. Şu an kaç tane yaşıyor? 3 ya da 4 aile yaşıyor köyde. Tabii karşısı da var da hani bu mahallede o kadar yaşayan var. Evlerin neredeyse çoğu hani kullanılmaz halde, yıkılmış falan böyle artık. Terk edilmiş, yıkılmışlar. Taşlardan. Ve çadılar garip. Çadılar taştan. Çadılar taştan. Ne taşı diyorlardı ona ya? Böyle ince ince taşlar. Aynen, ince ince taşlar. Şimdi adı aklıma gelmedi. Çatılar o şekilde. İşte hani bunun özelliği de sanırım bu bölgede bayağı taşlı, çünkü bak şeye de baktığında, zemine falan şurada gelirken sürekli bak yer falan hep böyle taşlı taşlı. Bence bunlar şey ya, böyle volkanik şeylerde böyle akar böyle katman kalmış. Aynen. Aynen. Kolay kırılıyor falan. Yani, kiremit yerine de direkt kullanılıyor. Aynen. Kullanılıyor. Aslında bak taşın şeyi var. Birkaç, nasıl diyeyim, avantajı var. Mesela sıcakta soğukta çok şey yapmıyor. İzolasyon mu sağlıyor? Mesela serin tutuyor içerisini. Hani normalde mesela işte bizim Türkiye'de, ben de çadırda kalıyorum. Hani biliyorum nasıl sıcak oluyor. Bunu, burada olmuyor. En üst katta bile. O avantajı var. Dezavantajı dediğim gibi şey, altındaki tahtalar çok sağlam değilse bayağı ağırlık var. Hani tabii, çökme riski falan. Ama bak yıllardır çökmüyor yani. Altındaki tahta su almadığı sürece sıkıntı yok. Güzel yani. Burada gördüğümüz zaman hepsi terk edilmiş evlerin. Giderken de buradan video çekeriz, yukarı doğru şeyleri gösteririz. Gideriz. Köyün okulu varmış. O da 2 hafta önce yıkılmış. Biz gelmeden 2 hafta önce yıkılmış. Böyle gariplikler var yani. Hadi gezelim. Hepsi yıkılmış baba. Bak gel. Hep çökmüş. Bu olan yerlerde tahtalar zayıflayıp ineyim. Bak. Kaldır şöyle. Ben kaldıracağım da pek bir şey görünmüyor ama. Boyumuz. Büyük ihtimal bir şeymiş, çökmüş falan. Burası neymiş kanki? Bilmiyorum ki. Harbiden burada böyle kimse yaşamıyor mu buralarda hep? Ya valla sürekli yaşayan birkaç kişi var ya galiba. Burada vardır ya birileri. Meyveler yetişiyor. Şu okul hangisiydi? Bu da köyün okulu. Artık rahmetli. Hani köyün okulu derken de şey yani. Hani dedem falan burada okumuş yani. Öyle bir okul.
Bu da aynı şekilde taştan. Aynen. Bu da yıkılmış. Bak burada da yeni yapılmış bir ev var. Evet, gerçekten güzel. Evet, aslında Bursa'da size şaka yaptık. Şaka değil, burada hep 16 plaka, hep. Buralar böyle. Hiç yabancı çekmedim ha. Bak, bak şu yol. Hani asfalt diyorlar yani. Bence yani bu köyün asfaltı hani. Hani köy yolu yani bu. Evet, otoban falan değil yani. Hani 70 lira ödeyip de girdiğiniz yol değil yani bu. Bir de motosikletlere bedava yol ha, böyle de güzellik var. Gelirken şey ya, yok, motosiklet için para vermeye çalıştık. Zorla almadı adam. Dediler ki siz zaten kafayı yemişsiniz. Bir de sizin paranızı mı aldım dediler. Zaten akıl yok. O kadar çile çekmiştiniz. Tabii. Burada daha var mı ders? Gideceğiz mi böyle? Ya biraz yürüyelim. Bak aşağıda da bir tane ev var ama çatısı şey değil. Ev değil o ya. Samanlık. He, çatısı şey değil. Taştan değil. Teneke. Tenekeden. Gitmeye gerek yok ileriye, yerlerde bir şey yok. Yok mu? Açık mı kamera? Açık. Bu da bizim malikane. Artık yarın görüşürüz yolda. Bak görüyor musun bu sistemi? Bak böyle yaparsan açılmıyor. Vay. Sistem yani. Sistem güzelmiş. Sistem var ya. Ver. Şu şeyi bana da verdi, ben de açayım kapıyı. Ver ya, atla buradan. Açmayayım mı? Atla bu kuru taş, buna basacaksın. Atla, çekiyorum seni. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Hırsızlar karşı korunmalı. Çek şimdi onu. Şimdi döndü de çekeyim. Sistemini çekmen lazım. Bak. Böyle çekin. Bak abi bak, sisteme bak. Böyle çekilmiyor. O zaman böyle yapıyoruz. Sistem. Böyle. Sistem güzel. Olur. Evet. Kilit sistemi mükemmel. Böyle bu kadar değil mi? Aynen öyle. Artık korunaklı oldu. Burada ne var? Bu su vanası. Onu kaldırınca su açıp kapama şeyi çıkıyor. Bunlar aletler. Burada alet. Bir adet SM Wolf 250 SB ve burada bakıyoruz Dejavu. Yine aynısı. Niye çekiyoruz be? O da dedem.